Egzama nasıl oluşur? Neden meydana gelir ve tedavisi nasıldır? Ya, çeşit egzama türleri var. Seborik yağlı, kepekli egzama veyahut da atopik egzama. Sulu, kabarcıklı, kaşıntılı. Bir beyefendi 2 ay Frankfurt'ta yaşıyor. 2 ay askerlikten yaptıktan sonra Almanya'ya dönmüş. Et yediği zaman başlamış orası burası böyle kaşınıyor uyuz gibi. Kaşınmaya başlamış. Kaşıdı yerler kabarıyor sulu yaralar. Neden olduğunu bilmiyor tabii önce. Ben aradı dedi ki ya kaşınıyorum her tarafım kaşınıyor. Kaşındığı yerlerde kabarıyor sulu sulu yaralar oluşuyor. Nedir bu? Dedim askerlik mi yaptınız? Nereden biliyorsun? Çünkü ben de yaşadım aynı olayı. Askerlikte ne oluyor? Şimdi bilmiyorum nasıl da. Bulaşıkları soğuk suyla yıkıyorsunuz. Deterjan yok, sıcak su yok. Bakteri, virüs, mantar. Askerlikten herkes hemen hemen hastalanır. %90. Peygamber Hoca diye vatandaş sevine sevine askere gider. Askerden döndüğü zaman hayatı biter. Mutlaka hastalık kapar. Mantar kapar. Veyahut da askerde askerin çorbasına şapka atarlar. Vatandaşın cinselliği %50 gider. Bu da Türkiye'de kötü bir şey yani. Uygulama askeri zehirlemek yani şapkat vatandaşın cinselliğini bitir. Olacak iş mi? Çok yanlış yapılıyor. Bunun düzeltilmesi gerekir. Neden, niçin böyle yapılıyor ben anlamış değilim. Yani milleti kısırlaştırma politikası mıdır nedir? Yanlış bir şeyler yapılıyor. Şimdi anayada bununla ilgili atopik ekzema ile ilgili yani alerjik, kaşıntılı, sulu, kabarcık ekzemaya nörodermatizm denir. Bununla ilgili Laden gülü, Almanya'nın Saarland eyaletinde Profesör Doktor Günte Wiese, 95 çocuk alerjik ekzeması olan çocuk üzerinde deneme yapmış. Laden gülü ile ve hastaları tedavi etmiş. Sonra tekrar üniversitenin ayrı bir ekiple tekrar yeni bir çalışma yapmış, yine iyileştirmiş. Enstitü ile ilgili bir çalışma yapmış, yine iyileştirmiş vesaire. Yani çok klinik araştırması yapmış, belgelenmiş. Ben onu Almanya'da almak istedim. Kilosunu 55 euro. Laden gülü. Bizde kaç lira? 10 lira. Kilosu. Yani ucuz. Türkiye'nin dağları, taşları hep laden gülü. Fakat laden gülünün bir tane nesi var? Mor çiçekli olanı var. Zehirli. Bilmeyenlerin rastgele laden gülü toplaması nedir? Riziko. Ben Almanya'da böyle bir dergi okuyordum laden gülü ile ilgili. Benim tanıdığım bir vatandaş dedi ki, ben bunu tanıyorum, bizim bahçede yetişir. O da Antalya'da. Dedim ki, her laden gülü laden gülü değil. Ben bilirim, bilirim. İyi, hadi bakayım, bil. İzine gidiyorum, toplayacağım, çayını içeceğim dedi. Yapma etme dedim ya, dinlemedi, ben biliyorum dedi. İyi, dedim. Bir de Antalya'dan telefon etti, ben aradı 2-3 hafta sonra. Ailece zehirlendik. Ne oldu? Zehirliymiş. Yanlış bitki toplamış. Bu nedenle bilmeyenlerin laden gülünü toplayıp çayını falan içmeye kalkmasınlar. Çünkü türleri var. Şifalı olanı, zehirli olanı var. Rastgele bitki toplayıp bilmeyenlerin bu işe girmemesi gerekir. Riziko büyük. Laden gülü atopik ekzemaya karşı dünyada en etkili bitkidir. Klinik araştırmalar var, belge var, bilgi var. Nasıl oluyor da etki yapıyor? Bunun birleşiminde fenilbutason diyen etken bir madde var. Bu bakteriyi ekzemaya sebep olan mantarı yok ediyor kişi kullandığı zaman. Laden gülü atopik ekzemayı önler. Atopik ekzemaya karşı laden gülü seborik ekzem yani yağlı ekzemaya karşı ise Hamamelis virginiana. Bu Hamamelis denmesinin sebebi bu Türkçe karşılığı aslında nedir bunun? Cadı fındığı. Fındığa benzer çok küçük yenmeyen fındık şeklinde meyveleri var. Bu nedenle buna Hamamelis cadı fındığı, cadı fındığı, Hamamelis virginiana, Virginia olduğu için vatanı Hamamelis virginiana denir. Hamamelis, seborik ekzemaya karşı, bebeklerdeki pişiklere karşı, mantara karşı etkili. Bununla ilgili birçok klinik araştırması var. İşte mesela şu dergide de bu yaprağı ve çiçeği, sarı, altın sarısı güzel çiçekleri var. Hamamelis virginiana seborik ekzeme karşı etkili. Seborik eksemin
mantar olduğu belgelenmiştir. Yani bunu söylememize gerek yok. Seborik eksem, atopik eksem. Evet. Atopik eksema ve eksemaya karşı laden gülü. Laden gülünün birçok türü var demiştim. Bu şifalı olan laden gülü eksemaya karşı etkili. Alerjik rahatsızlara karşı etkili. Kişi bunu kullandığı zaman yavaş yavaş bağırsaktaki zararlı bakteri ve mantarlar, virüs yok olur. Birleşimindeki etken madde antiviral, antibakteriyel, antimikozitik özelliklere sahip. Atopik eksemayı yavaş yavaş. Ama diyelim ki vatandaşın mesela bağırsaklarında mantar var. O zaman aloe vera de gerekir. Aloe vera olmadan olmaz. Veya tansiyonu, kolesterolü var. Tansiyonu, kolesterolü var. O zaman iksir de gerekir. Veyahut da asidozu var. Yani asitlenmiş. Kanı asit, asidoz. Asidoz problemi varsa bildiğimiz karbonat. Karbonat kullanacak. Çünkü asidoz çok önemli. Kişiden bünyesinde takriben 100 milyon hücre var. Bu hücrelerin faaliyeti sırasında asit ortaya çıkıyor. Glikoz yanarken oksijen tarafından yakılarak enerji dönüşü artı artık madde asit ortaya çıkıyor. Bu asidi bünyemiz atıyor. Ama kişi yanlış besleniyorsa aşırı peynir, aşırı et. Yani bir uzmanın dediği gibi hayvansal besin ye ne olur? Asidoz olur. Asidoz kalp kaslarını eritir. Kasları eritir. Eklemlerdeki kıkırdakları eritir. Beyin kanamasının sebebi bu. Asidoz çok tehlikeli. Yan tiyasını saymakla bitmez. Aşırı hayvansal besinler bu nedenle tehlikeli. Hı hı. Laden gülü atopik eksemayı önler.